Kuruluşunu 14 Mayıs 1948'de ilan eden Siyonist İsrail'in 15 Mayıs 1948'den itibaren Filistin halkına yönelik tehcir ve katliamlarla sürdürdüğü etnik temizlik ve işgal, Filistin halkı tarafından Nakba, yani büyük felaket olarak tanımlandı. 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti'nin kuruluşuna Filistin halkının gösterdiği tepkiler nedeniyle 15 Mayıs'ta başlayan çatışmalardan sonra emperyalistlerin desteğini arkasına alan İsrail, 750 bin aşkın Filistinliyi sürgün ederek ve binlercesini katlederek Filistin topraklarının %78'ini işgal etti. Bu yüzden Filistinliler 15 Mayıs'ı Nakba günü ilan ettiler. Kazanacak İntifada Filistin, direnişte halklar kazanacak. Katil İsrail, Filistin'den defol. Diğer yandan Türkiye'deki Erdoğan iktidarı ve Körfez'deki Arap rejimleri gibi emperyalizm işbirlikçisi bölge rejimleri içeride İsrail'e karşı sert söylemler kullansalar da dışarıda ABD ve İsrail'i rahatsız edecek hiçbir ciddi adım atamadılar. Kendisini Filistin davasının en büyük savunucusu ilan eden Erdoğan iktidarı halkın tepkisi üzerine ticaret yasağı kararı aldı. Ancak şimdi üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'e ihracata izin verileceği söyleniyor. Bu ikiyüzlülük değilse nedir? Katil ABD, işbirlikçi AKP. Filistin halkına yapılan katliama karşı durmak hem insanlık görevi hem de işçi ve emekçilerin, halklarımızın geleceği için çok önemlidir. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu katliama karşı durmazsak bizi daha güvencesiz, sömürüye ve saldırılara, hak gasplarına, savaşlara daha açık hale getirecektir. Dünyanın dört bir yanında halklar, İsrail'in saldırılarına ve emperyalist ülkelerin İsrail'i destekleyen politikalarına karşı eylemler düzenliyor. Ses yükseltiyorlar. Emperyalist tekellerin hizmetindeki medya organları da artık İsrail'in savaş suçlarını gizleyemiyor. Emperyalistlerden aldığı destekle saldırılarını sürdüren katil İsrail devletini ancak halkların birleşik ve örgütlü gücü durdurabilir.